önce yoldaşım dedi sana ne oldu diyesin, başına havalanıp dedim Azerbaycan vergeti ağırdı. Yani düşünürdüm ki ilerleyen taraftan Suratlı 5-10 destesi. Buradan bunlar girse tahribat grupları işler Azerbaycan payitahtta. Bu tür düşüncelerimi bir de gördüm. Heydi Aliyev televizyonda çıkış ediyiz. Çıkış ediyiz ki ben danıştım. O zaman Suratlı'yla danıştılar efendim. Ben danıştım. Bu cavan oğlandı ve diyor ki kömek eylemeyi istiyor. Buyursun. Cavan oğlan da ile başına hazır olsun. Onun ben Heydi Aliyev'den bunu eşiden de çok sevindim. Elimi saldım durdum otağın ortasında. Pullarını düşmeye yoldaşım dedi sen niye sana kaçan dedim dersin. Dedim yok da Azerbaycan talihi hallolundu. Heydi Aliyev hakimiyettedir. Ve onu da başnazır eylemekle bu silahlı karşı düşmanın önüne de onun karşısına aldı. Ona göre ben talebelikten Heydi Aliyev'i tanıyorum. Onun öyle bir adımı olmuyor ki ben hemşe müşahede edilmişim onu. Talebelik dövründen tanıyorum. O bu milletin, Azerbaycan'ın müstakilliğine yönelmemiş olsun. En çetin situasyonlarda, şimdi onun o zaman geldi ben her yerde diyelim. Bizim ne topumuz vardı, ne silahımız vardı, ne başta pulumuz vardı, cemaat şımık yiyirdi. Hele vaziyette bir duhanın, bir dahinin düşüncesine siz bakın, ülkede vatandaş muharebesinin karşısına aldı. Ve ondan sonra nöbeti gidişler hani oldu? Gidişler Gence'ye oldu. Gitti orada cemaatle görüştü, vesilelere aydınlık getirdi ve adım adım sonra da ateşkesi ilanladı. Horadis ameliyatıyla ona nail oldu Ermeniler. Mecbur oldu. Artık Heydi Aliyev hakimiyettedir. Ve onun adıyla da hazırladığı ameliyatta da bizim Şoğlu'nun kentlerimiz, büyük para kentlerimiz alındı. 50'den çok kendimiz yaşayış mantıkları azad edildi ve ateşkes imzalandı ve belirliğinden Azerbaycan nefes alabildi ve bugünkü kudretli Azerbaycan çevrildi. Bu ihtişen kadın Sura tarafından vuruşu. O tarafa, onlar Ermenilere karşı Sura tarafından vuruşmurlardılar. Ben onu diyeyim onu diyeyim ki yok. Belediye Karabağ cephesine Çişensin'den Şamil Basayev'de gelmişti. Geldi o birinci gün vuruşandan sonra bu cephede hoşuna gelmeyen meseleleri gördü bu gizli danışmazlar. Dedi siz vuruşmuşsunuz, sizin cephede vuruşanlar çok alıverinle meşguldu ve terk iledi gitti buna. Esen müdahilleri. Böyle. O zaman onları ben size diyeyim de ben mesela o zaman Afgan mücahitlerini de görüşmüşüm. Füzuli'de görüşmüşüm. Ondan sonra Yağlıbent. Bu yerde. Onlar da çok garibe, onlar da korku ülkesi yok idi. Onlar da çok açık şeraitte öyle bir ki oynamaya çalmaya gittiler. Tüfekler ata ata dövüşe gittiler. Ateş aşağı çek göğe. Yani bunların hamısını, yani o gelenler Şimali Kafkaz'dan. Bu bizim kardeşlik tarihimiz. Ben o zaman yardıma saldım İmam Gassinski'nin. Bizim burada soykırımı olduğunda İmam Gassinski mindi atların kalktı beline geldi düz Bilecer'e kadar öz kardeşlerine kömek etmeye. Yani o zaman Şamil Basayev'de bak bu kadınlar da Ermenilere karşı, bunlara karşı vuruşmaya, cepheye gelmişler. Bu ameliyatlarda işlemişler, yine gelmişler. Ben geri gelmişken onu size diyeyim ki ben bu işten son derece tesirlendim. Öyle bir benim kısmetime düşür. Bu Çanakkale ile bağlı, Çanakkale Zeferi ile 24 Aprili Türkiye'nin prezidenti yalanladı ki biz Çanakkale Zeferi günü geçireceğiz. Ve bizim prezidentimiz onu müdafiyelerde sordu, konferans geçirdi. Biz orada konferans geçirdik Beyrahalk Çanakkale'da. Ben o zaman bütün o kabristanları gezdim, şehit kabristanları. Ne kadar orada Azerbaycanlı şehitler var. Oranı gezerken Atatürk'ün heykeli olan yerde bana Dağıstan'dan gelen bir deste beni muhasireye aldı ki biz seni tanıyırız. Hiç yaran kalmayın. Bir gün olacak biz hamımız birleşip Karabağ'da alacağız. Yani o kardeşlik hemreyliğini ben Çanakkale konferansında o kabristanı gezinde de gördüm. Yani Şimali Kafkaz'dan. Yani bizim bu halklarımız Kafkaz bir tövrükte bu İslam Türk halklarına karşı olan soykırımlarında hemşe yaman günde birleşirler. Yaman günde o halklar birleşmiş olan düşmanları eynidir. Düşmanları eyni olan halklar tanıyırlar. Yaman günde birbirine daha sık sarılır.